SolidWorks programının bölümlerinin öğretilmesinde genellikle Drawing bölümü en son sıraya bırakılır. Bunun en önemli nedeni daha önceden part bölümünde gösterilmiş olan iki boyutlu çizimde kullandığımız sketch araç çubuğunun kullanılması ve drawing içerisinde kullanılan 3-4 tane ek ilave basit araç çubuklarının kullanılması. Zaten bu zamana kadar daha önceki konularda SolidWorks'un temel yapısı anlaşıldığı için drawing bölümünde çok daha kolay bir şekilde adapte olunmakta ve deneme yanılma yöntemleriyle çok rahat öğrenilmektedir. Zaten iki boyutlu çizimi ifade ettiği için drawing bölümü kolay ama bir o kadar da önemli bir bölümdür. Drawing bölümünün kısa bir tanımını yapmak gerekirse, drawing bölümü iki boyutlu çizimlerin ve üç boyutlu montajda veya parçanın kendisinin görünüşlerinin çıkartıldığı, kağıt düzlemine yansıtıldığı bir bölümdür. Yani şunu burada ifade etmek istiyorum. Genellikle SolidWorks kullanıcıları iki boyutlu çizimlerini part bölümünde yapmaktalar. Daha sonra iki boyuta tekrar aktarmaktalar. Gerçekte iki boyutlu çizimin yapıldığı yer Drawing bölümü olmalı. Bunun en önemli nedeni bilinen AutoCAD'deki yollar çizim kolaylıkları bunun içerisinde de geçerli olması. Örneğin iki boyutlu çizim içerisinde layer'ların oluşturulması, çizgi kalınlıklarının veya gizlenmesi, çizgi renginin değiştirilmesi gibi tüm işlemler drawing bölümünde kolaylıkla yapıldığı için gerçekte burada yapılması daha doğru olacaktır. Ayrıca kesit alma işlemleri, yüzey görünüşlerinin verilmesi, toleransların belirtilmesi gibi işlemler burada yapılacağı için genellikle alışılmışa gelen part bölümünde yine parçanın kendisi çizilip daha sonra çıktısı, yazıcıdan çıktısı alınmakta. Drawing bölümünde gerçekten çok daha esnek bir iki boyutlu çizim işlemi gerçekleştirilebilir. Drawing bölümü az gerçekte iki boyutlu bir çizimi ifade ettiği için daha önce yaygın olarak kullanılan AutoCAD isminden de bahsettiğim için burada AutoCAD ile ikisinin arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. Gerçekte ülkemize AutoCAD ilk girdiği için CAD programları içerisinde daha sonra 3 boyutlu parametrik olarak yazılımlar diğer yazılımlarla birlikte SolidWorks'te girdiği için 2 boyuttan 3 boyuta geçmek çok daha rahat ve etkileyici olmuştur. Şimdi drawing bölümü AutoCAD'de eşdeğer bir bölümdür. Onu öncelikli olarak söylemek istiyorum. Zaten AutoCAD'de çizmiş olduğunuz belgeler birebir layer'ları ile birlikte, yani katmanları ile birlikte, çizgi rengi dahil, çizgi kalınlıklarla birlikte her şeyle otomatik olarak tam tanınacak ve drawing bölümünde direkt olarak açılacaktır. Benzer olarak komutları yine AutoCAD'de aynıdır. Örnek göstermek istiyorum. Bunun için SolidWorks'un yardım menüsünü açtım. Buradan AutoCAD'e ait olan komutların benzer aşağı yukarı yüzdelik olarak verecek olursak %90'larda çok daha benzer olduğunu, yani AutoCAD kullanıcıların SolidWorks'u kullanmakta hiçbir sıkıntı çekmeden Solid'i kullanabilecekleri, hatta tersi olarak düşünülürse SolidWorks kullananların AutoCAD'i çok daha rahat kullanabilecekleri buradaki komutlardan anlaşılabilmektedir. Örneğin AutoCAD içerisindeki new menüsü genellikle, gerçi diğerlerinde de aynıdır ama örneğin standart menüsü içerisinde görüldüğü gibi aşağı yukarı bütün komutlar aynı. Fakat birkaç ismi değiştirerek gösterilmiş, verilmiş. Zoom seçenekleri burada olduğu gibi burada da aynı şekilde, hatta çok daha fazla özelliğe sahip. Geri geliyorum. Burada örneğin View menüsü içerisinde AutoCAD'de kullanılan View menüleri görüldüğü gibi neredeyse isimlerine kadar her şeyle aynıdır. Geri geleyim. Draw, örneğin çizim, en çok kullanacağımız bölümlerden bir tanesi. Line, AutoCAD'de line'dır. Solid'de yine line. Bu şekilde isimleri belki farklı olsa bile şekilleri yine benzer olduğu için çok daha AutoCAD'çilerin veya Solid'çilerin birbirleriyle olan çalışmaları, çok daha geçişleri çok daha rahat olacaktır. Artısını
Eğer belirtmek gerekirse AutoCAD de parametrik değildir. Yani verilen bir ölçüyü değiştirmeniz biraz zaman alacaktır. Fakat Solid içerisinde bu çok daha kolay olacaktır. En basit örneği çizgi üzerinde çift tıklandığı zaman anında değişikliğin yapılabilmesidir. Şimdi buraya kadar anlatımım uzun bir süre gibi oldu ama şunları ifade etmek istiyorum. Drawing bölümü tekrar olması için. Drawing bölümü tek başına bir çizim. Aslında bir AutoCAD programıdır. Burada yanlış anlaşılmasın. AutoCAD'i yeriyorum, SolidWorks övüyorum anlamında kullanılmasın, değerlendirilmesin. Fakat drawing bölümü başlı başına bir AutoCAD gibi düşünülebilir. Yani sadece part bölümünden veya montaj bölümünden kağıt düzlemine üç görünüşlerin veya görünüşlerin aktarılmasında kullanılan bir bölüm değildir. Örnek olarak gösterecek olursak, burada daha önceden çizilmiş olan ve kitabımızda da yer alan bir çizim. Çok rahat bir şekilde çizilebilir. Örneğin bu parça üzerinde biraz ileriye alıp taşımak istiyorum. Kenarda bir çizim alanı oluşturmam için ölçümümüzü siliyorum. Burada görüldüğü gibi çok basit bir şekilde pratik birbirine 94, yine burada 94 mm yakın bir şekilde takip edilerek kroki şeklinde önceden çizilir. Part bölümünde yaptığımız gibi yine ilişkilendirme yöntemleriyle çok rahat bir şekilde çizip ölçülendirebiliriz. Veya eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Açıları yine çok basit bir şekilde daha önceden görmüş olduğumuz gibi bu şekilde kademe kademe parça tamamlanabilir. Tamamen sketch komutları ile. Daha sonra bu karmaşık bir parça da olabilirdi. Bu parçalara layer'lar oluşturulup bu şekilde yeni örneğin sınır çizgisi bu şekilde ölçülendirme çizgileri gibi bunlara tek tek renk de verilebilir veya seçilip atanabilir. Örneğin eksen çizgileri burada şunları eksen çizgileri seçelim. Çizgi kalınlıkları, stilleri seçilerek AutoCAD'de bilinen şekilde bu şekilde değiştirilebilir. Çizgi kalınlığı yine arttırılıp azaltılabilir. Rengi değiştirilebilir. Yeni layer olarak ölçü çizgisi katmanı ilave edeceğim. Daha sonra sınır çizgilerinin örneğin kalınlığını bu şekilde yapalım. Eksen çizgileri kalınlığı ve ölçü çizgileri aynı olsun. Eksen çizgilerine biçimlerini değiştirebilirim. Şu şekilde. Eksen çizgisini değiştiriyorum. Bu yaptığımız işlemler bilinen AutoCAD'deki yaptığımız, daha önceden uygulamış olduğumuz
özellikler yine solid içerisinde de geçerli. Diğerlerinin hepsinin rengini değiştiriyorum. Farkı anlayabilmek için. Örneğin şu renk olsun. Onayladım. Şimdi geriye daha önce bunu önceden çizmiş olduğum için bu çizimleri layer'a eklemek istiyorum. Çizim yönteminden select chain'i seçiyorum. CTRL tuşuyla iç sınır çizim geometrilerini seçiyorum. Daha sonra buradan sınır çizgisi haline dönüştür diyorum. Görüldüğü gibi kırmızı rengi seçmiştik ve kalınlığını bu şekilde ayarlamış olduk. İstersek bunu öncelikli olarak eksen çizgilerini de seçelim. Pardon. Yine burada bir tane seçilmemiş kalmış. Mavi renk seçmiştik. Geriye kalan ölçü çizgilerim olduğu için. Şimdi diğerlerini gizlediğimde, sınır çizgisini gizliyorum, eksen çizgisini gizlediğimde geriye kalan ölçü çizgilerinin hepsini toplamını seçiyorum ve bunları ölçü çizgisi haline dönüştür diyorum. Bu şekilde gördüğü gibi rengi değişti. Kalınlıkları, diğer özellikleri de belirttiğim şekilde değişmiş oldu. Açtığımda katman katman bu şekilde çizimimi gerçekleştirmiş oldum. Tabi bundan sonra artık çizgilerimi hangi katmanda çizeceksem ona göre seçmem gerekecek. Ondan sonra seçim işlemine, çizim işlemine devam edeceğim. Şimdi drawing bölümüne bir modelin veya bir montaj parçasının görünüşlerinin aksedilmesi için, görünüşlerin çıkartılması için birkaç tür işlem vardır. Örneğin burada ben henüz parçamın tasarımını bitirdim, kaydettim ve bunu direkt olarak drawing bölümüne atmak istiyorsam buradaki make drawing from parts veya assembly simgesine bastığımda bana açmak istediğim kağıt düzlemini seçecektir. Eğer bu da şablonlarım olmuş olsaydı o şablonlardan bir tanesini seçecektim. Onaylıyorum. Bu şekilde View Palette seçeneği içerisinde bana görünüşleri otomatik olarak çıkartıldı. Bu şekilde sürükleyerek bıraktığımda parçamın görünüşlerini getirmiş olacağım. Sürükleme yöntemiyle onayladım ve işlemi bitirdim. Daha farklı olarak, örneğin ben montajımı parçamı tamamladım. Montajda da olabilirim veya part bölümünde de olabilirim. İşlemimi bitirdim ve yeni bir sayfa açacağım. Buradan drawing bölümünde sayfamı açtım. Artık bundan sonra tek tek getireceğim. Onun için birinci yöntemlerden, en önemli yöntemlerden bir tanesi browse seçeneğiyle bu şekilde açabilirim veya hazır buraya gelmiş olan en son çalışmam bu şekilde görecektir. Ok tuşuna basarak Model View seçeneği özellik yöneticisi penceresiyle parçamın büyüklüğü, izometrik görünüşü, dimetrik veya partta kaydetmiş olduğum görüntüsü veya buradaki seçeneklerden üstten bakış, front düzlemi, left sol bakış, izometrik bu şekilde battım görünüş. Görünüşler otomatik olarak çıkartılır. Görüntü özellikleri tel kafes veya arka planları göstermez şekilde veya yine katı şeklinde gayet basit bir şekilde görüntü özellikleri değiştirilerek ölçülendirme boyutu yine değiştirilerek bu şekilde bu tür seçenekler uygulanarak otomatik olarak görünüşler elde edilmiş olacaktır.
Şimdi daha farklı driving bölümüne nasıl model yansıtılır, görünüşleri çıkartılır? Bunlar hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Drawing bölümüne açık olan pencerelerden sürükleme yöntemiyle de görünüş çıkartma işlemi gerçekleştirilebilir. Burada örneğin açık olan pencerelerin 3 tanesini bu şekilde sıralamış oldum. Şimdi yeni bir pencere daha, yeni bir drawing belgesi açacağım. Bu bölgeyi diğerlerini görecek şekilde küçültüyorum. Biraz daha büyüteceğim. Şimdi Feature Manager bölgesi içerisindeki başlığı tutuyorum. Sürükleyip bıraktığımda otomatik olarak 3 görünüşünü parçanın çıkartmış olacaktır. Diğerlerini getirmek için kenara çektim. Yine bu parçayı sürükleyip bıraktığımda bu şekilde 3 görünüşünü vermiş oldu. Bu bir montaj belgesi de olabilirdi. Yine bu parçadan sürükleyip bıraktığımda 3 görünüşünü elde etmiş oldum. Daha farklı olarak Task Panel bölümü içerisinden View Palette seçeneği kullanılarak yine getirilebilir. Bunun için yine yeni bir drawing belgesi açtım. Buradan parçanın kendisini seçmek için Brow seçeneğini aktif at. Bu sefer bir makine parçası olsun. Şu şekilde parçamı seçiyorum. Örneğin şu parçamı seçeyim. Kendisi otomatik olarak getirdi ve görünüşlerini kendisi çıkartmış oldu. Buradan yapılması gereken görünüşler üzerinde tutup sürükleyip bırakmak olacaktır. Yine palet seçeneğine geldim. Getirdiğim menüleri daha sonra yine aktif hale gelmesi için Refresh seçeneğine bastım. Görünüşleri bu şekilde tazelemiş oldu. Yenilemiş oldu. Bu şekilde getirebilirim. Ve yeni bir belge açtığımızda, yani drawing belgesi açtığımızda işlemimiz bitmiştir ve yeni bir kağıt düzlemi açtık. Sayfası açtık. Ve buradan en çok kullandığımız metotlardan bir tanesi Model View seçeneğini açtım. Bu şekilde getirmek çoğunlukla yaptığımız işlemlerden bir tanesi. Bu işlem çoğunlukla yaptığımız için tekrar etmiş olduğum. Şimdi Task Panel içerisindeki diğer menülerden File Explorer seçeneğinden buradan bu şekilde arattırıp parçanın kendisini hangi ortamda kayıtlıysa buradan sürükleyip bıraktığımda yine görünüşlerini çıkartmam mümkün. Gördüğü gibi birçok yoldan parça üzerine modelin görünüşlerini yansıtmam kolay ve basit bir şekilde gerçekleşmekte. Drawing komutlarına geçmeden önce çizime başlarken bir şablon oluşturarak her çalışma esnasında standart ölçülerin, ölçü biçimlerinin, ölçü oklarının, yazı biçimlerinin standart halde çalışmaya başlanması için, yani bir kolaylık olması için bir şablon hazırlama işlemi yapacağım. Aynı zamanda şirketimize ait logonun ve özel bilgilerinde eklenmiş olduğu bir antet bilgileri hazırlamış olacağız. Şimdi bu antetin hazırlanması için öncelikli olarak hazır standart verilen kağıt formatlarından faydalanacağım. Bunun için yatay hazırlamak için bir belge, boş bir belge açtım. Bu belge üzerinde Edit Sheet Format seçeneğini seçtim. Buradaki bilgilerin hepsini silip veya belli bir kısmını kullanıp bırakıp kendi formatımızı hazırlayabiliriz. A4 formatımızı. Ben burada baştan itibaren kendim de çizebilirim A4 formatını, antetimi. Bu şekilde de çizebilirim veya var olan formatımın çizgilerini buraya kes, kopyala, yapıştır şeklinde yapabilirim. Bunun için ben daha pratik olması açısından daha önceden hazırlamış olduğum bir formatı buraya adapte edeceğim. Örneğin bu parçayı açalım.
Görüldüğü gibi daha önceden hazırlamış olduğum bir kağıt formatı. Bunun üzerinde yine sağ tuş yapıyorum. Buradakilerini almak için seçimini yaptım. Edit işlemine geliyorum. Copy dedim. Ve buradan diğer yeni açmış olduğum penceremi kapatmışız. Yeni bir tane açıyorum. Yine yatay kağıt türü seçtim. Burada Edit Sheet Format dedim. Buradakilerin hepsini sildim. Ve sağ tuş yapıp paste et dediğimde buradaki bilgilerim hazır bir şekilde gelmiş oldu. Bunları taşımak için şu şekilde bıraktım. Yazılarımı daha sonra da yazabilirim veya yine taşıma yoluna gidebilirim. Evet, geriye kalan kısmı sınırlarımı belirlemek için kullanacağım. Bu şekilde basit bir antet hazırlamış oldum. Antet bilgileri de içerisinde gelmiş oldu. Buradaki yazılara link ekleme işlemi için ise örneğin bu parçanın ismi şu an için açık olan Drawing 6 belgesi. Bunu düzenlemek için buraya bir var olan belgenin burada isminin yazılmasını istediğim için not diyorum. Buradan link property seçeneğini seçiyorum. Dosya ismini seçtim. Bıraktığımda bu şekilde dosyanın ismini yazmış oldu. Buraya eklediğimde artık otomatik olarak belgeme kendi ismini verecektir. Yine ölçek bilgisi buradaki eski kısmını siliyorum. Tekrar not dedim. Not ölçek kısmı yukarıda yazdığı için direkt olarak alt tarafa ölçeğin vermesini istiyorum. Sheet Scale seçeneğini seçtim. Bu şekilde gelmiş oldu. Buradaki yazı büyüklüğünü yine değiştirebilirim. Tasarımı yapan kişinin ismini belirtmek için öncelikli olarak burayı siliyorum. Linkimi eklemeden önce File Properties seçeneğinden yazar ismini örneğin ekledikten sonra şeklinde bir not da ekleyecek olursak bu şekilde tamamladık. Daha önceki seçtiğim pencereler aktif hale geldi. İşlemi tekrar yapıyorum. Buradan tekrar link ekleme işlemine geldiğimde yazar ismini ekle linkini eklediğimde otomatik olarak yazar ismini ekleyecektir. Bu kısma taşıdım. Bundan sonraki her açılan parçamda otomatik olarak yazar ismi, parçanın ismi, ölçek bilgileri link ayrıca bir açıklama eklemiştik. Onu da ilave edelim. Görüldüğü gibi orada eklenen açıklama bilgileri burada otomatik olarak bundan sonra seçilen kutu içerisinde çıkacaktır. Evet. Şimdi gerekli olan işlemler yapıldıktan sonra şunlar gereksiz olan işlemlerimdi.
F tuşuyla ekranıma sığdırdım. Şablon içerisine firmaya ait logo veya kendimize ait olan logoların eklenmesi işlemi için buradan resim penceresi düğüm seçeneğini komutunu çalıştırdım. Gerekli olan resim seçildikten sonra onaylandığında buraya resim eklenecektir. Ayrıca Solid'de içerisinde çizmiş olduğunuz bir parçayı da bu şekilde getirip kopyalama yapıştırma işlemiyle logo işleminde kullanabilirsiniz. Şimdi işlemi bitirdikten sonra antet bilgilerim hazırlandıktan sonra sağ tuş yapıyorum. Edit Sheet Format seçeneğiyle artık formatım hazır hale gelmiş oldu. Şablonum hazır hale gelmiş oldu. Gördüğü gibi antet bilgiler artık seçilmemekte. Artık şablon halinde gelmiş durumda. Gerekli olan diğer ayarlamaları yapmak için Options ayarlarına geliyorum. Buradan renk biçimleri, örneğin sayfa rengi, çizgi renkleri, bu şekilde renkler ayarları yapıldıktan sonra doküman yani belge özellikleri ayarları yapılır. Görüntü özelliklerinin kalite ayarları değiştirilebilir. Ölçülendirme için ok ayarları yapılabilir. Ölçü yazılarının büyüklüğü, küçüklüğü standart halde gelmesi için değiştirilebilir. Çizgi biçimleri yine buradan kalınlıkları, incelikleri değiştirilebilir gibi ihtiyacımız olan ayarlamalar yapıldıktan sonra bu format SolidWorks'ün kendi şablonu içerisinde mi yer alsın veya kendi hazırladığımız bir klasör içerisinde açılan pencere içerisinde mi yani sekme içerisinde mi gözüksün şeklinde bir çalışma olabilir. Bir şablon hazırlama işlemi olabilir. Burada kitabımız içerisinde her ikisi de anlatılmıştı. Burada kendimiz bir klasör oluşturup bu klasörün bu pencere içerisinde sekme şeklinde gelmesini düşünerek yapacağımız bir çalışma olsun. Şimdi drawing bölümüne ait olan yansıma yani 3 boyutlu görünüşlere geçmek istiyorum. Burada öncelikli olarak en baştaki araç çubuğum üzerinde yer alan Model View komutunu kullanmayı öğreneceğiz. Bunun için Browse düğmesiyle parça seçimini yaptım. CD'niz içerisinde yer alan parçalardan ikinci parçayı seçiyorum. Ve Part bölümünde ki özellikteki olan parçayı seçtim. Bu şekilde üstten görünüş, alttan görünüş, pardon üstten görünüş, alttan görünüş, önden görünüş. Önce ön görünüşümü getirdim. Üst görünüşünü ilave ettim. Sol görünüşünü çıkarttım. Açısal hareket ettirerek bu şekilde sağ tuşla onayladım izometrik görünüşünü. Artık buradaki Feature Manager Design Tree bölümü içerisinde görünüşlerimin ağaç şeklinde görüntüsünü görebiliriz. Sağ tuş ile bunlar Edit Feature işlemi yapılabilir veya parçanın üzerine gelip, görünüş üzerine gelip Drawing View 4 yani bu görünüş üzerinde değişiklikleri artık görünüş değişikliklerini yapabilirim. Ölçek ayarlarını yine bağımsız yapabilirim. Şimdi diğer komutlardan devam etmek istiyorum. Bunları sileceğim. Baştaki komutu bir kere daha kullanıp diğer komutların aktif hale gelmesi için seçtim. Ve bu görünüşte bıraktım. Model View komutun hemen altında yer alan Project View yansıma görünüşü yani seçilen görünüşün yansıma işlemlerini yapıyor bu işlem. Seçili olduğu için görüldüğü gibi diğer görünüşleri buna bağlı olarak kendisi çıkartmış oluyor. Auxiliary View seçeneğini göstermek için farklı bir parça açacağım. Yardımcı görünüşlerin sunulması için. Önce modelimin kendisini getireceğim. Buna uygun üçüncü parçamı seçiyorum. Bu şekilde ön görünüşünü
getirdim, bıraktım. Yardımcı görünüşlerin çıkartılması için biraz aşağıya çekeceğim. Komutuma geldim. Burada yardımcı görünüş olacak ana açıyı kenara seçtikten sonra şu şekilde bıraktığımda alın düzlemini rahat bir şekilde görebilirim. Onayladım. Tekrar komutuma geldiğimde şu kenara tıkladığımda gördüğü gibi bu kenara dik olan bakış açısını otomatik getirdi. Yine şu kenarı seçtiğimde bu şekilde yardımcı görünüş niteliğinde olan kısımlarımı, görünüşlerimi almış oldu. Görünüşlerim hizalarını değiştirmek için bıraktır dedim. Bu şekilde bağımsız hale getirdim. Bu şekilde yardımcı eksen görünüşlerini çıkartmış oldum. Diğer komutlar section komutları, yani kesit alma komutları. Bunun için yine CD'miz içerisinde yer alan kasnak parçamı açacağım. Görüldüğü gibi kasnağın ortasından tam kesit olarak kesit görünüş alınmış. Bunun için yapılması gereken işlem, burada işin biraz da hilesine kaçılarak parçanın kendisi getirilecek. Daha sonra ortasından bir çizgi çizilecek. Daha sonra bu çizgiye göre kesit görünüş çıkart denildiğinde bu şekilde tam kesit alınmış olacak. Ve yazıcıdan çıktı alınırken bu bölgenin seçimi yapılıp bu şekilde çıktı alma şansımız var. Veya parçanın kendisini getirdikten sonra örneğin şu şekilde de yapabiliriz. Burada iptal ediyorum diğer görünüşlerini ve biraz daha büyüteceğim. Eksen çizgimi belirttim. Şimdi biraz geri alıyorum. Broken out section komutuna geleceğim. Buradan tamamını içerisinde alacak olan bir dikdörtgen çizimi yaptım. Daha sonra komutuma girdiğimde kasnağımın tam çapı sanıyorum 125'ti veya deneme yöntemiyle de bulabiliriz. Görüldüğü gibi bu çizilen dikdörtgene göre kesme işlemini bu kesit içerisinde göstererek, ilerleterek kesit görünüşünü almakta. Biraz daha yaklaşacağız. Sanıyorum 62,5 olacak. Evet. Bu şekilde de tam bir kesitini almış olabilirim. Yani section view komutu veya broken out section komutu ile bu şekilde bir kesit alma işlemi yapılabilir. Tabi burada tamamı da alınmayabilir broken section komutu ile. Edit sketch işleminden sonra bunun yarısı da alınabilir. Bu şekilde bıraktığımda yarı bölgesini kesildi, bu şekilde alınmış olabilir. Diğer bir komut detay alma görünüşten çıkartılmasında, özellikle dar bölgelerin detaylarının alınmasında kullanılan bir metot. Bunun için diğer açık olan sayfa üzerinde denemesini yapacak olursak, komuta girdiğimde benden öncelikli olarak bir daire çizmemi isteyecek. Daha sonra otomatik olarak bu daire içerisindeki kesit alanı bu şekilde gösterip detay isimlerini Türkçeleştirip yazabiliriz. Şeklinde, ölçek şeklinde tekrar düzenlenebilir. Veya option ayarlar içerisinden düzenleme yapılabilir. Detayla ilgili olarak örneğimiz CD içerisinde olacaktı. Görüldüğü gibi muhtemelen vida sonu olduğunun belirtilmesi için kullanılan bir detay görünüş. Bu şekilde. Detay görünüşlerinin
esnek bir yapısı vardır. Daireyi bu şekilde mercek şeklinde büyütüp küçültebilirim veya istediğim bölgeye bu şekilde taşıyabilirim. Veya mercek biçimini değiştirebilirim, stilini değiştirebilirim bu şekilde gibi daha farklı seçenekler kitabın ilgili sayfasında anlatılmıştı. Broken break komutu özellikle uzun olan miller veya bu tür boru parçalar için daraltmada kullanılan bir komut. Bu şekilde kesme işlemleri uygulanarak kısaltılmasında kullanılır. Burada ayırma çizgilerinin biçimleri bu şekilde seçilebilir. Veya dikey veya yatay bölme işlemi yapılabilir ve ayırma mesafeleri örneğin bu şekilde verilebilir. Onayla çıktığımızda burada daha da kısaltmak için ayırma çizgisini her seferinde ileri doğru çektiğimde görüldüğü gibi daha da küçülecektir. Fakat ölçülerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Diğer kırpma komutum için başka bir parça çağıracağım. Örneğin bu parçayı açalım. Burada daha önceden broken işlemi uygulanmış. Parçanın belli bir bölgesi, önemli olan bölgesini kırpıp almak için bu şekilde serbest bir şekilde çizim yapıyorum spline'la. Komutum aktifken, çizgim aktifken kırp komutuna geldiğimde çizim içerisindeki kalan bölge kalıyor. Diğer taraf bu şekilde kırpılmış oluyor. Son anlattığım komutla birlikte drawing bölümüne ait olan komutları, araç çubuğu içerisindeki komutları görmüş olduk. Şimdi çizim için olmazsa olmaz yardımcı unsurlardan ölçülendirme ve şuradan devam etmek gerekirse otomatik ölçülendirme, yazı yazma, yazı imla hatası düzenleme, balon ile montaj parçalarını belirleme, yüzey işleme işaretleri, kaynak yüzey işleme işaretleri, geometrik toleranslar, konum toleransları, merkez ana referanslar, deliklere ait olan unsurlar, eksen çizgisi belirleme şeklinde tarama işlemi gibi çeşitli yardımcı komutlarla parçanın iki boyutlu çizimi ve görünüşleri ifade edilmiş olacaktır. Drawing konusuyla ilgili olarak son olarak bir komut daha göstereceğim. Bu komutum alternatif pozisyon ve komut olacak. Bunun için öncelikli olarak kağıt düzlemimi açıyorum drawing bölümünde. Buradan montaj eleman olarak kalıp yine CD içerisinde verilen kalıp parçasının görünüşünü, ön görünüşünü çıkardım. Bıraktım. Diğer görünüşlerin çıkarmaması için ESC tuşuna basıyorum. Burada arka planda kullanılan veya sketch çizgilerine ait olan çizgilerin görünmemesi için gizleme yoluna gittim. Katı özelliği verdim. Ölçülendirme boyutu olarak biraz daha büyük bir değer seçtim. Bu şekilde büyüttükten sonra görünüşümü artık ifade edebilmek için komutuma geliyorum. Alternatif pozisyon ve ev komutuna bastıktan sonra görünüş üzerinde bir kere seçim yapıyorum ve onayladığımda otomatik olarak montaj bölümüne kendisi yansıyacak. Bu şekilde çalışma aralığını limitlerini göstermek için şu an kalıbım en alt noktada. Bunu en üst noktaya çalışma mesafesine sürükledim. Bıraktım. Limitler bu şekilde. Burada yaylanma hareketini kendisi yapamadığı için bu şekilde
tel iticisini de biraz daha ileriye çektim ki bu teması sağlamak için. Onayladığımda otomatik olarak kendisi çalışma limitlerini göstermiş oldu. Artık bu parça üzerinde çalışma limitlerini belirten ölçülendirme işlemlerini yine yapabilirim. Bu şekilde ölçülendirme işlemlerini de yapmama müsaade edecek. Evet, işlem bitti. Bu şekilde çalışma mesafesi limitlerini görmüş olduk.